Sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Dün akşam Galatasaray Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Ancak ben maça dair çok fazla şey söyleyebilecekken sadece şunu söyleyeyim: Trabzonspor kardeş takımına çünkü Galatasaray başkanı biz kardeş takımız dedi. Kardeş takımına kardeşçe güzelce yenildi. E, Trabzonspor'un iki tane stoperi <laughs> Denswil, Benkovic falan e, gördüm ama. Rayyan Baniye oyuna girmiş. Demiş ki offside öyle bozulmaz böyle bozulur. İki tane gol yiyor Trabzonspor. İkisinde de savunmadaki stopere dikkat edin. Bak bunları niye söylüyorum? Aynı golü Fenerbahçe yediği zaman kaleciyi suçluyorsunuz. Ee, ne bileyim rakip Forvet'in vuruş becerisi falan demiyorsunuz. Aynı golü Fenerbahçe yiyince direkt Altay Bayındır diyorsunuz. İlk girdikleri gol savunmadan çıkaramadıkları top. Gol öncesinde yapılan bir foul. Ben açıkçası şunu söyledim. Önce topam müdahale etmiş. Sonra faul yapmış. Buna faul vermem diye ama kural faul diyormuş. Öyle söylüyorlar. Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımda iptal edilen golü, Real Madrid'in dün iptal edilen golü, geçen hafta Alanya Spor'un iptal edilen golü de diyor ki kural böyle uygulanır. Ama Galatasaray olunca kural uygulanmıyor. O ayrı mesele. Sonrasında dikkat edin Stoper'deki elemanın offside'ı nasıl bozduğunu, nasıl rezil ettiğine bakın. Yani nasıl aldı at şey yaptığını... Ondan sonra ikinci golde yine çıkarken kaptırılan top. Yine offside'i bozan eleman. Yine gol. İki tane Galatasaray'ın attığı offside nedeniyle sayılmayan golü var. İkisi de net offside. Yani Okan Buruk çıkıp ağlamış hakem diye. Şunu da merak ediyorum. Federasyon diyordu ki işte biz hakem dedirtmeyeceğiz. Hakem diyeni mahvedeceğiz diyordu. Şerefiniz varsa buyurun. Buyurun şerefiniz varsa sözünüzü tutun. Yani buyurun abi. Ayrıca ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın çıkan ilk 11'ine baktım. Abdülkerim, ee, Barış Alper Yılmaz, Kerem Abdülkoğlu. Şimdi transferlerini yaptıkça, yabancı sayısını arttırdıkça merak ediyorum artık. Üç Türk'ü kimle çıkacak ama bu bizim meselemiz değil. Maçtan sonra Dursun Özbek'te hakem bizi kattı. Kitledi mi bir şey yaptı demiş. Bizim bir şey yaptı demiş. Ben şunu söylüyorum bak. Bunları şampiyon yaptınız geçen sene. Tebrik ederim hakemler sizi. Böyle devam edin. Yani böyle devam edin. Atilla Karoğlan'ın bir iki tane pozisyonda saçmaladığını gördüm. Onu da söyleyeyim. Oliveira'nın sarı yediği bir pozisyon var. Adam ayağına basma yok. Torreira kendini yere atıyor. Ayrı mesele de. İtirazdan sarı kart vermiş. 50 kere gösteriyor. Orta sahada bir pozisyon. Oliveira topu kapmış. Gidecekler. Atağı kesiyor. Lan ne kesiyorsun sarı kartı? Devam de. Sonra vereyim de mesela. Ondan sonra e, Mertens'in penaltı beklediği pozisyon var. Perdeleme yapıyor. Top ortada. Kimsenin değil. Anladınız mı? Rakip oyuncu da ayağının müdahale yapıyor. Ben şunu söyleyeyim. Normalde Galatasaray'da yine bu penaltının çalınması lazımdı. Fenerbahçe aynı pozisyona yakalanınca vermiyorlar. Ben de buna sinir oluyorum. Ama dediğin zaman diyorlar ki şöyle böyle. Ama perdeleme pozisyonda top takım arkadaşından takım arkadaşına giderken sen orada bir istasyon yapmaya çalışıyorsun. Mantık olarak top senin kontrolünde sayılır. Rakibin hamlesine penaltı vermesi lazım. İlk yarıda Sakaboy'un e, ikili mücadelesi var. Orada bir temas var ama temasın şiddeti düşük diye penaltı vermemiş diye kısaca da yorumlayayım. Ama şunu söyleyeyim. E, dediği gibi dursun Özbey'in Kardeş iki takımın müsabakasında kazanan Galatasaray oldu. Kaybedenlerde izleseydik şenleneceğim ama maalesef arkadaşlar işin içinde Trabzonspor varken hiçbir şey beklemeyin. Trabzonspor yani Galatasaray'a yenildiği zaman sevinen bir taraf. Yani sevinen bir takım. O yüzden çok beklemeyin yani. Yani hayaller kurmanızı ben anlamıyorum. Ha şunu söyleyeyim. İlk e, maçtaki Kayseri Spor karşısındaki Galatasaray'a kadar kötü müydü bilemem. Ha şunu da söyleyeyim. İki defa offside yakalanmak için bırakıyorlar. Bak Icardi hep offside'de kalıyor. Şöyle yapıyor böyle yapıyor. Hani demek istediğim şey şu Trabzon savunması gel bize gol at demiş. Pankart olayına soruşturma. Sulaven taraftarlar Fenerbahçe tribününde tribünün pankartını çalarak kaçtı. Sarlı Hacıbertler rakip tribünden pankartı geri aldı. Kendi taraftarına engel olamayan Sloven polisi vatandaşlarımıza biber gazıyla müdahale etti. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu revanş maçında Maribor deplasmanında Fenerbahçe yani Fenerbahçe'nin Maribor deplasmanında 66. dakikadaki olaylar nedeniyle sıkıntıya sebep oldu. Yaşananlar dış basında eleştiri aldı. Yani Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan Fenerbahçe maçın arasında sosyal medyada şöyle diyor. Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor. Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. İngiliz Daily Mail yaşanan olayların üzücü olduğunu belirterek polis biber gazı kullanarak Fenerbahçeli taraftarları dışarı çıkardı ifadesi kullandı. Birçok ülkede yaşanan olaylar gündem oldu. Fenerbahçe yönetimi ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Sarı Hacvetli hukukçular olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyor. Gözler ve yapacağı açıklamaya çevrildi. Rakibin stadında olaylara sebebiyet veren kendi taraftarları hem de emniyetle birlikte. O yüzden görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ama şunu da özellikle ve özellikle söyleyeyim. Evet. Ee, çalarsan Fenerbahçe bayrağını yersin Fenerbahçe'nin taraftar dayağını. Fenerbahçe'den rakiplerine gözdağı. Arkadaşlar bu haber tuzak. Bu haber tuzak. Sakın bu habere ve bunun gibi tuzaklara kanmayın. Fenerbahçe'nin hücum gücü korkutuyor. Uyum sorunu yaşamayan yeniler 10 gol attı, 8 asist yaptı. Sarı Hacıbertler 5 resmi maçta 17 kez ağları sarstı. Geçen sezon, ondan önceki sezon Ondan önceki sezon. Ondan önceki sezon. Ondan önceki sezon. Ondan önceki sezon. Hep aynıydı. Hep aynıydı. Sonuç ne oluyordu? Bu takım çok iyi. Bu takım uçar. Bu takım kaçar. Bu takım süper. Bu takım efsane. Bu takıma şöyle. Bu takıma yan gözden bakan FETÖ'cüdür. Bu takım şöyledir böyledir. Diyorlardı. Sonuç. Gaza gelmeyin. Gaza gelmeyin. Şimdi performanslara bakalım. Gaza gelmeyin. Gerçeği de inkar etmeyin. Performanslar. Edin Cekon. 2 Avrupa Birliği maçında 241 dakika oynadı. Penaltısız 3 gol attı. 2 asist yaptı. Takımın bir numaralı Santrafor'u. Şimdi şunu söyleyeyim. Ne Maribor ne Zimburu ligimizdeki hiçbir takımın seviyesinde olmayan takımlar. Vallahi e, hiç kusura bakmayın. Açık ve net söylüyorum. Sakın bunlar bizi aldatmasın. 2. Gaziantep Futbol Kulübü çok hırslanmış, çok bilenmiş bize karşı oynayacak takımlar zaten böyle olur. Yani Galatasaray'a gelir yatar. Beşiktaş'a gelir yatar. Hani size göre diyorum. Sizin anlayışınıza göre. Galatasaraylılara da sorayım. Herkes onlara aslan kesilir. Herkes Fenerbahçe'ye yatar. Yani onlara yatar dersiniz. Bize aslan kesilir. Bak Gaziantep tam aslan kesiliyordu. 2-0 öne geçtik. Aptalcasına bir kırmızı yedi. Kırmızı yemeseydi biz 3-4-5-6 bulurduk. Ama kırmızıdan sonra biz de aldık. Benim için Ölçü maçı nedir biliyor musunuz? Ölçü maçı ligde 10 maç oynarsın. 10'da 10 yaparsın. Avrupa kariyerine devam edersin. Derim ki güzel gidiyoruz. Yoksam yok. Hadi iç. 5 maç 11'de başladı. 4'ünde 90 dakika. 1'inde 84 dakika oynadı. 2 gol 3 asist. Maşallah. Şimanski. Biliyorsunuz Şimanski Serdar Ali Çelikler'in dediğine göre çöp. Fenerbahçe bir çöp aldı. Skor katkısı olmayacak bir çöp. 5 karşılaşmanın tamamında forma giydi. 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Sadece son 25 dakika oynadı. Zimbur rövanşını boş geçti. Kent 3 maçta sadece 155 dakika oynamasına rağmen 1 gol 1 asist. Cengiz Ünder'in birinci yedeği olma ihtimali yüksek. Fenerbahçe'de yedek futbolcu kavramını unutun. Geçen sezon çok güzel bir tabir vardı hatırlıyor musunuz? İşte e, ne diyorduk biz? 25 kişilik ilk 11. Aynen. At şu ayı takımdaki ikinci yılında takımın ikinci santraforu yedek kalmaktan mutlu olması da 190 dakika 2 gol 1 asist. Ayrıca şunu söyleyeyim. E, ee, murdar ettiği net bir asisti daha var. Yani Zayt'sın yerine ben bile olsam öttürürdüm onu. Yine alı maçındaydım. 6-4 kazandık. 3 gol 2 asistten oynadım. Yani Zayt'sın yerinde ben olsam öttürürdüm onu. King, Emre, Umut rotasyon oyuncuları kendini gösterdi. King 132 dakika sürecinde 1 gol. Bir de asisti var. Emre Mor, Umut Nair, Serdar Dursun birer maça çıktı ama. Emre Mor bireysel antrenmanları sürdürüyor. Umut Nair bence uyum sağladı. Serdar Dursun da yolu açık olsun. Şimdi Fenerbahçe yenileriyle 10 numara 5 yıldız bak. Bir diğer haber. Anladınız mı bak demek istediğim? Tuzak. Bunların hepsi tuzak. Fenerbahçe yeni transferler: Ceko, Tadic, Şimaski Kent, Bekavo 5 resmi maçta 10 numara performans sergiledi. 5 yıldız topladı. 10 gol 7 asistlik performans. Bunlar tuzak sakın 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 yemeyin. Sakın yemeyin. Fenerbahçe'den 10 numara transfer Şimanski bak. Aynı yerden et, düğmeye basılmış. 9.7 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Şimanski Maribor'a attığı golle adından bir daha söz ettirdi. 5 maçta 2 gol 3 asist yaptı. Polonyalı 10 numara Ceko tadışla birlikte makinelerden bir... Lütfen yalvarıyorum size bu numaralara kanmayın. Ha hocam hiç mi övmeyelim ya? Övün. Lig oynansın. Samsun Spor Zimbur'dan da daha zor. Maribor'dan da daha zor. Oynasın Samsun'a 5 atsın. 2 golü 3 asit yapsın. Gelin kutlayalım. Anladınız mı demek ki? Başakşehir Zimbur'u Maribor'u topla. Samsun'u da yarısını ekle. O zorlukta. Gidelim 3-4-0'da onu yenelim. Gelin kutlayalım. Twente. Bence Maribor Zimbur'u toplamı kadar zorlu bir takım. 5 atalım. Gelin kutlayalım. Anladınız mı? Şu ana kadar benim şöyle bir tabirim vardı ikinci ve üçüncü öneleme turundaki takımlar hazırlık maçı kıvamında takımlar olacak. O yüzden diyordum hazırlık maçına gerek yok. Biz bunlarla oynarız diyordum. Dediğime de geldiniz değil mi? Hazırlık maçı kıvamında maç. Şimdi gerçek maçlar başladı. Fenerbahçe'de orta sahaya 3 aday. Arkadaşlar Fenerbahçe orta sahaya transfer yapacak. Ama 5 gün sonra yapacak. Ama 5 dakika sonra yapacak. Ama 1 hafta sonra yapacak. Şimdi bu bölgeye 3 aday. Fred'i kadrosuna kattı Fenerbahçe. Orta sahaya 1 aday daha. Rotasını 3 isme çevirmiş durumda. Şimdi Fenerbahçe'nin gözdesi yeşil ışık yaz, yaz, yaktı. Özür dilerim. Her transfer döneminde adı Fenerbahçe'ye anılan Macar kanat oyuncusu için bu yazda değişen bir şey olmadı. İtalyan gazeteci Nicola Şiran'ın haberine göre Salih Roland Salahi için kolları sıvadı. Yönetim 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile görüşmelere başladığı kaydedildi diyor. Kimin yerine gelir? Yani kimin yerine gelir? Arkadaşlar Joshua King ben ısrarla söylüyorum. Hemen hemen her videoda söylüyorum. Siz hiçbir videoda dikkat etmiyorsunuz. Yine söylüyorum. Joshua King'e teklifler var. 4 takımdan teklif var. <laughs> Takımlardan bir tanesi 4-6 milyon euro verebilir. Şimdi 4-6 milyon euroyu alıp Roland Selay'ı 6 milyon euro yani 6 alıp 6'ya alırsan kar elde edersin bence. Bir de şu bir gerçek. Atilla Salahi'den sonra bunun da gelmesi işimize yarar. Şimdi Ceko'nun menajerini yapıyor Lucci. Salahi'ye yeşil ışık yaktı diyor. <laughs> yani Rogon'dan uğraşırken çöpleri getiriyordu. Lucci'yle uğraşırken. Macaristan milli takımında da görev yapıyor. 26 yaşında. Geçen sezon 27 maçta 2 gol 7 asist yaptı. Bu bir. Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu orta saha transferi değil. Bu kanat forvet transferi olabilir. 2. Milan ikna olabilir diyor Radek Tecrübeli oyuncu istemese de ya baskı yapıyor. Rade Kurnaç falan filan internet. Arkadaşlar ben Rade Kurnaç'ı sildim listeden. Bak Rade Kurnaç şöyle söyleyeyim. En 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 son isim. Hiç kimseyi alamazsak Rade Kurniç. Son aday Sumare. Bakari Sumare. Leicester City ile görüşmeler sürüyor. Doğru. Fransa orta saha oyuncusu ikincilikte oynamak istemediği için ayrılmaya kararlı. İsmail Kartal da istiyor. <laughs> Doğru. İsmail Kartal Rade Kurnaç'ı çok istiyor diyen arkadaşlara şunu söyleyeyim tam da çok istemiyor. Yani bence başkasını istiyor. O yüzden de Kurnic ismini ortaya atıyoruz. İngiliz ekibi 20 milyon euroya aldı. Hani kiralamaya daha sıcak bakıyor demiş. Falan filan. Bu arada Al Ahli Merih Demiral'ı açıklamış arkadaşlar. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli. Atalanta'dan Merih Demiral açıklamış. Arkadaşlar ben dünkü videoda şunu söyledim. Merih Demiral ile biz de görüştük. Arap takımı da görüş. Arap takımının teklifi tabii ki daha cazip. Eşini ikna edemiyordu. E derse gidecek dedim. Hani bunun nesini anlamadığınızda ya bak Merit Demiral gitti Arabistan'a hani geliyordu falan olarak anladınız. Ben şu örneği verdim. Dedim ki şu dört kişi gelse okey misiniz? Ama dedim bak Merit Demiral'a gerek yok ki Türk kuralı zaten uyuyor dedim. <laughs> Ama anlaşılmadı o örnek. Yine de canınız sağ olsun. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. 20 milyon euro bon servis yıllık da 12 milyon euro. Allah aşkına biz bu parayı ödeyemeyiz. Biz asla bu parayı ödeyemeyiz. Onu da söyleyeyim. Yani ödeyemeyiz arkadaşlar. O yüzden de hayal kurmanın mantığı, mantalitesi yok. Ha şunu söyleyeyim. Ben sadece şuna kızıyorum. Sadece şuna kızıyorum. Merit Demiral bize şunu söyledi bizim görüşmemizde. Avrupa'nın 5 büyük liginden birkaç takımla görüşüyorum. Eğer onlar olmazsa dedi yani seve seve Fenerbahçe'me gelebilirim dedi. Kulübü 20 milyonda 20 milyon euro dedi. Biz bir şekilde alacaktık açıkçası. Ama olmadı arkadaşlar. Ee, ya hayırlısı diyeyim. Hani olmayacak bir rüyaydı ama olsaydı süper olurdu. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Artık Merih alın düşüşünü mü izleriz? Çünkü oradaki sıcaklıktan dolayı hani haftada 3 gün anca idman yapabiliyorlar. Bunu bilin. Maresca en dedi takımda kalacak. Leicester City menajeri Maresca, Wilfred Ndidi'nin transfer durumu hakkında açıklama yaptı. Leicester City menajeri Maresca bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Ndidi için konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor. Ceza sahasına girmek ve ofansif bir orta saha oyuncusu olmaya çalışıyor ve çok iyi gidiyor. Biz de kalacak demiş. Şimdi futbol kariyerine Nijerya'nın Nets Boys Akademisi'nde başlıyor. Daha sonra Genk'e gidiyor Belçika'daki kulübüne. Bu arada baş Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi Belçika takımı yani bizim sıralamada uğraştığımız takımlardan. Beşiktaş'ın rakibi Ağlak Dinamo Kiev. İkisine de söylüyorum, takım rakiplerinize acımayın, turu geçin. Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda Ligi takımı üst sıralarda okey. bir alakamız yok ama sonuçta kazanman lazım. Yani Konferans ligindeki takımların rakipleri kağıt üstünde zor ama mecburen elememiz lazım, yenmemiz lazım, gruplara kalmamız lazım. Onu da söyleyeyim. En dedi konusunda bunu söyledim. Eee. Altasaray'ınki de Molde, Malde miydi? Molde miydi? Molde. Nerenin takımıydı bu ya? Şey. İsviçre'nin miydi? Molde İsviçre'nin olması lazım. İsviçre sıralamada o da bizim Altta mıydı ya? Şimdi Norveç ya. Pardon ne İsviçre'si? Molde Norveç'in takımı. Norveç alt sıralarda ama olsun. Yani Galatasaray bunlar zaten çıtır çerez diye niyetine eler. O kadar da aptal değillerdir yani şu takıma. Ha gerçi Türk hakemleri yok. O yüzden bir şey de diyemiyorum ama. Yani, hakikaten Türk hakemleri olmayacağı bir şey diyemiyorum. Yani Adam gidiyor arkadan ayağına basıyor diyor ki buna nasıl kırmızı verdi lan arkadan gitmişsin ayağına basmışsın Toplanan hakan yok ne vereceklerdi. Neyse işin şakası bir taraf ama bakın Avrupa'da eğer iyi bir şey istiyorsak bunu belirteyim. Genkin altyapısında yetişti 2015'te A takımına terfi etti Belçika'da gösterdiği performanslarla şöyle yaptı böyle yaptı. Arkadaşlar en dediğini zaten olmayacağını daha önce belirtmiştim ama şunu söyleyeyim. Biz ee, bir suma Dün Tottenham Manchester City maçında da görmüşsünüzdür. Bir suma zaten iptaldi. Ama artık herhalde içiniz tam olarak almıştır. Hocam bunu asla vermezler. Baksana adam Manchester maçında oynatıyor demiştir. Ama biz İngiltere'den bir 6 numara alacağız gibi. Şimdi benim var ya kafamda bir soru işareti var. Ben soru işaretini sordukça kötü niyetli insanlar lafı başka tarafından anlıyor. Altay Binder konusunda dedim ki bak ya acaba Mirfan Can Eğripayat ilk 11 oynasa, Altay dinlendirirse, kendine gelirse, o zaman mı oynatılsa? Yorumlarda hep şu aşağılık ifadeleri görüyorum. Sen de Altaycı çıktın başımıza, Altay'ı savunma hoca. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, hayatınızda hiç mi bir insan arkadaşınız olmadı? Hayatınızdaki kişiler hiç mi insan değil, hiç mi sizinle insanca konuşmadılar? Yani sizi hiç mi derdini anlatan olmadı? Hiç mi bir insanı dinlemediniz ya da hiç mi bir insanla muhabbet etmediniz? Ya bu ifadeden Altay'ı savunuyorumu çıkartmak ya bu insanlık dışı bir şey ya. Diyorum ki bak taraftarı oylama yapalım. %99'u İrfan Can Eğribayat oynasın der. Yine de diyorum bak araya da sıkıştırıyorum. %99.9 da yabancı kaleci transferi olacak. Ama Livakovic ama başkası diyorum. Anlatıyorum. Altay'da gidecek ha, haberiniz olsun diyorum. Anlatıyorum. Yapılan yorum sen de başımıza Altaycı kesildin. Altay'ın nesini savunuyorsun? Allah sizin gönlünüze göre versin. Anladınız mı? Yani Allah sizin bu gönlünüze göre versin. Hayatta hiçbir şeyin sahibi olamazsınız bu şekilde. Bu kadar art niyette olmayın. Bu kadar kötü olmayın lan. Ben dostunuzum sizin. Ben düşmanınız değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Ben dostunuzum. Bak burada transfer için mi duruyorsunuz? Durmayın transfer için. Gidin. Sosyal medyada 750 tane doyumcu var. Hepsini takip edin. Duyum için durmayın burada. Bak burası 7.24 365 gün 6 saat video çeken bir kanal. Tatile gidiyorum. Video. Başka yere gidiyorum. Video. Allah nasip ederse Bursa Gemli'ye tekrar gideceğiz arkadaşlar. Bu ayın son haftasında inşallah. Ee, çok da kalmadı gerçi. Bir hafta falan içinde gideceğiz inşallah. Hani demek istediğim şey şu. Eee Dost olun. İnsanları dost gibi görün. İnsan gibi dinleyin. Gözünüzü seveyim. Bak fikrinizi insanları alçaltmadan, insanlara tepki vermeden insan gibi yazın. Deyin ki ya arkadaş bana göre alt ay gitmeli. Bak hiçbir şekilde kızmıyorum. Hiçbir şekilde. Bana göre işte Livakovic alt aydan farksız olacak. Diyenlere kızmam. Niye kızayım? Ama desek ki hocam bak Livakovic gelsin çok fark edecek. Gör bak desin. Tamam paşam derim. Demek ki sen daha dikkatli izlemişsin. Fred mesela. Fred'i çöplüğe vardı biliyor musunuz? Arkadaş aramızda şu anda. Fred'i mi alıyorsunuz? Allah Allah Fred'i mi alıyorsunuz? Yazan vardı Yani. Neyse. Neyse. Bir de rakip övücüler var. Bak şimdi iki tane attı ya yıkardı. yere göğe sığdıramazlar. Yere göğe sığdıramazlar. Ya arkadaşım geçin ya. Bu arada Veli Demirci'm yorumunu gördüm diyor ki bize diyor mutlu haberler ver diyor. Güzel haberler ver tamam. Biz birçok kişi video çekiyor ama diyor. Şıkı, şık, şık, sıkıcı olmuyorsun diyor. Şakalar falan yapıyorsun demiş. Sabaha kadar izlerim demiş. Veli Demirci sana selamlarımı gönderiyorum. Özellikle senin yorumunu sevdim bayağı. Şimdi bak mesela Beri Dömerov, Beri Dömerov. Bak yoruma bakın. Sevgili Mustafa Hocam, olmaz mı ki Altay gönderilsin? İrfan Can birinci kalecimiz olsun. İkinci kaleci tercihimiz ise Süper Lig'den gelecek vaat eden birisi olsun. Veya Altay gönderilmesin. Süper Lig'den yetenekli genç bir kalecimiz alınsın. Zamanla Altay sorunları çözsün. Deplasmanda veya ziraat maçlarında forma giysin. Yabancı kaleci alınmasın. İrfan'ı kötü etkileyebilir mi diyor. Hadi. Şimdi siz buna Altaycı mı diyeceksiniz? Siz buna İrfancı mı diyeceksiniz? Ben şunu söylüyorum. Yabancı kaleci %100 gelecek. %100 gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama ee, ama Ljivakovic ama başkası şey diyemem. Ha şunu da söyleyeyim. Sinan Engin demiş ki ben konuştuğum kişi Ljivakovic gelmeyecek demiş. Sinan Engin'e göre %100 Fenerbahçe'de Ljivakovic. Ee, Ertem Şener demiş ki ben duyduğum duyuma göre demiş Keylor Navas Fenerbahçe'nin bir birinci adayı demiş. Keylor Navas iptal oldu. Bunların duymuna göre Livakovic %100 Fenerbahçe'de. Artık takımı elenmiş Dinamo Zagreb. Gelmemesi için artık hiçbir problem yok. <laughs> artık Hani Avrupa maçı da Avrupa maçı diyorlardı. Zıkkımın kökü diyorlardı. Şimdi artık 7 milyon euro ve daha düşük fiyata Livakovic'i çekebiliriz. Subliminal değil. Açık açık duyum veriyorum. 25'ine kadar bekleyin demiştim ya. Sözümü geri alıyorum. Bakın. Livakovic kap açıklaması. İstanbul'a gelme açıklaması değil. Kap açıklaması 23 ile 27 Ağustos arasında olacak gibi geliyor bana. Hem duyumlarımdan hem de gelişmelerden dolayı bunu söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.